İyi günler değerli öğrenciler. İdare hukukuna giriş dersimizin 8. ünitesi idarenin denetlenmesi ve idarenin maliye sorumluluğu konusunda test sorusu çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Hizmet kusuru ile ilgili bir soru. Hizmet kusurunun özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Hizmet kusuru. Yanlış olan ifadeyi soruyoruz arkadaşlar. A. Hizmet kusuru nesnel ve anonimdir. B. Zararın karşılanması için zarar gören tarafla sözleşmesel ilişkinin olması gerekir. C. İfa edilen idari faaliyetin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. D. Hizmet kusuru genel ve asli sorumluluk türüdür. E. Hizmet kusuru ile bir başka sorumluluk türü birleşirse öncelikli olarak hizmet kusuru kurallarına başvurulması gerekir. Hangisi olacak arkadaşlar? Yanlış olan şık. Tekrar şıklara baktığımızda hizmet kusurunun nesnel ve anonim olduğunu görüyoruz. İfade edilen idari faaliyetin yetersizliğinden kaynaklandığını görüyoruz. Hizmet kusurunun genel ve asli sorumluluk türü olduğunu görüyoruz. Hizmet kusuruyla bir başka sorumluluk türü birleşirse öncelikli olarak hizmet kusuru kurallarına başvuracağını görüyoruz. Zararın karşılanması için zarar görenle idare arasında sözleşmesel bir ilişkin olmasına gerek bulunmamaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla biz yanlış şıkkı soruyoruz size. Yanlış şık B seçeneğinde verilmiştir.